İki tane kadına şiddet ve cinayet olayı konuştuk. İlginç bir şekilde son dönemde bana yollanan ya da arkadaşlarımın paylaşmış olduğu erkeğe şiddet yani sevgilisi tarafından erkeğe şiddet ve erkek cinayeti haberleri de arttı. Tabii ki bunların hiçbirisi gündem olmadı. Eminim ki bunların hiçbirisini duymadınız. Bu konuları da gündeme getiren bazı feminist ya da kadın hakları dernekleri var ya da cinsiyet eşitliği dernekleri var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, erkek arkadaşını yüzüne kezzap atan kadını konuştuğumuz zaman bir süre sonra bu tür gruplardan bir tanesi de bu haberi paylaştı. Şiddetin cinsiyeti olmaz diyerek ve benim sözlerime benzer bazı sözler belki bizim takipçilerimizdendir. Farkındalık yaratabiliyorsak ne mutlu. Bu arada şu tartışmaya da bir nokta koyalım. Daha önce biliyorsunuz feminist kelimesi aslında doğru değil demiştim. Çünkü içinde sadece kadın var. İçinde sadece kadın olan bir söz nasıl eşitlikle ilgili olabilir demiştim. Bunun yerine egalitaryan demek daha doğru olur demiştim. Ancak bu yanlış. Çünkü kullanım alanlarına değil de sözlük anlamlarına baktığımız zaman Egalitaryan sadece cinsiyet olarak değil her açıdan ırk, din, dil, mezhep her açıdan eşitliğe inanan bir düşüncedir. Tabii ki bu şekilde söylediğimiz zaman hepimiz buna katılıyoruz. Yani kimse buna itiraz etmez. Ben de etmem, sen de etmezsin. Ama bu da aslında tartışma konusu. Neden? Çünkü yurt dışında mesela yüzde şu kadar siyah çalıştırman lazım. Mesela bir burgerci Daha önceden bunun kuralın olduğunu biliyordum. Hala bu kuralın devam ettiğini bilmiyordum. Bu mesela egalitaryen düşünceye ters mi? Değil mi? Uzun bir tartışma konusu burada girmeyeceğim ona. Ve feminizm de aslında evet kadın erkek eşitliğini savunuyor ve içinde sadece feminen olmasının sebebi kadınların erkeklere göre daha az haklarının olduğunu düşündükleri için bunu eşitlemek adına kadınların bazı haklarını savunan kişiler. Bu da aslında yine düşünce yapısı olarak doğru ama takdir edeceğiniz üzere çoğu XY hakkı koruma grubunda olduğu gibi bunlarda da aynı sıkıntı var. Bu dernekler hayatını sürdürebilmek için ve hatta rakip derneklerin üstüne çıkabilmek için mağduriyet olsa da olmasa da mağduriyet yaratmak zorundalar ve buradan da bazı sorunlar ortaya çıkıyor işte. Aynen geçen hafta konuştuğumuz LGBT derneklerinin birbiriyle yaşadığı sorunlar gibi sol gerici LGBT derneklerinin daha göz önüne getirilmesi, milliyetçi Atatürkçü LGBT derneklerinin fon bile alamaması, bunu sadece LGBT hakları derneklerine değil birçok derneğe uygulayabiliriz. O yüzden kendisine feminist derneği diyen birçok derneğin ızdırap olmasının sebebi bu aslında. Izdırap olmayanlar fazla göz önüne getirilmiyor çünkü. Yine de arada feministler dersem, Akli dengesi yerinde feminist arkadaşlar üstüne alınmasın. Daha önce de söyledim şimdi de söylüyorum uzun uzun söylemiyorum. Direkt feminist diyorum. Üzerinize alınmayın. Ben sol gerici ya da mağduriyet üzerinden prim kasan feministlerden bahsediyorum. Mağduriyeti bitirme amacı değil, mağduriyet üzerinden prim yapma amacı güdenlerden bahsediyorum. Uyarımı da yaptım. Haberlerimize geçelim isterseniz. 17 Temmuz'da haberi çıkmış Sözcü'de. Üç çocuk annesi Gülşen Bilgi kendisini terk ederek iki sene başka bir kadınla yaşayan kocasını pişmanım deyince affetti. Çiftin mutluluğu çalan bir telefonla son buldu. Vedat Bilgi'yi 2 yıl birlikte yaşadığı kadın arayınca tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce Gülşen Bilgi kocasını bıçakla öldürdü. Olayın özeti bu arkadaşlar. Detaylara girmeyeceğim çünkü benzer başka haberler de var. 20 Temmuz'da yayınlanan bir haber. Yasak aşk yaşayan kadın sevgilisiyle bir olup 51 yaşındaki kocasını öldürdü. Başına sert bir cisimle vurularak öldürülen talihsiz kocanın cesedi yol kenarında bulundu. Cesedi bulunca eşini şüpheli olarak gözaltına almışlar. Burada da Emir Toprak eski kız arkadaşına şiddet gördüğü iddiaları gündemde demiş. Yüzü kanlı bir şekilde fotoğraf çekmiş çocuk. Söylediği üzere Beyza K. isminde bir kadın Emir Toprak'ın eski kız arkadaşıymış. İntikam almak amacıyla kendisine iftira atıyor. Üç arkadaşını yollayıp bıçaklatmış. Bu arada Emir'in yeni sevgilisi varmış. Onunla ayrılması için sürekli tehdit ediyormuş gündeme gelmedi ama tamamen uydurma bir haber değil çünkü diğer taraf esas suçlu odur Beyza yani esas suçlu odur diye bir sürü paylaşımlar yapıyor ama işin saçma yanı şu hatta bazı paylaşımların tutarsızlığını Twitter'dan tespit ediyorlar mesela kendisi iPhone'dan paylaşım yapıyorsa screenshot'lar Android'den ve kanıt olarak sunduğu hiçbir şey aslında kanıt değil hatırlıyor musunuz arkadaşlar bir ara kedici hoca kendisine ters konuşanlara zorlama iftiralar atıyordu. Hatta Kedici Hoca'nın siber tetikçisi diye haber yaptığımız zaman o da kendisine karşı olan bir avukat ile ilgili saçma sapan iftiralar yani çoluk çocuğu güldürecek iftiralar atıyordu. Burada Beyza'nın karşı iddialarına baktığım zaman bana pek inandırıcı gelmedi. Mesela birini gösteriyor diyor ki bak diyor işte silah tutuyor silah çekiyor falan silah çekerken tutarken videosu var bunu yapan emirdir diyor. Ama paylaştığı videoda yüz gözükmüyor, kafa gözükmüyor. Bak diyor beni sürekli aramış, taciz etmiş. Aradığı, taciz ettiği numaraların numarası gözükmüyor. Kanıt dediği hiçbir şeyin kanıtı yok ve kanıt olarak da sunmaya çalıştığı hiçbir şey kanıt değil. Daha çok kedici hoca iftirası gibi kanıtlar bunlar, tırnak içinde kanıtlar. İkincisi de kadının beyanı esastır değil de biliyorsunuz arkadaşlar o mağdurun beyanı esastır olması lazım. Peki mağdurun beyanı esas ise yani kanun öyle aslında. Burada harekete geçilecek mi? Benim tek istediğim eşitlik. Benim tek istediğim bir sürü kadın mağduriyet derneği olduğu için arada var olmuş bu eşitsizliğin kapanmasını istiyorum. Yani bu tür haberlerin de ana haber bültenine çıkmasını istiyorum. Bu tür haberlerin de hashtag yapılmasını istiyorum. Bu tür olaylara da çözüm aranmasını istiyorum. Bu tür olaylar gündeme gelmeyince ne oluyor diyorsunuz veya gündeme gelse ne olacak diyorsunuz. Bu tür olaylar gündeme gelmiyor. Ondan sonra çıkıyorlar diyorlar ki erkek terörü Yine bir erkek şunu yaptı. Şu kadar kadın öldürüldü. İnsanlara anlatamıyoruz. İyi olmak ya da kötü olmak cinsiyetle alakalı bir şey değil. Bunu anladığınız gün, bunu anladığınız gün, bunu fark ettiğiniz gün çözüm üretmeye başlayabiliriz. Ama önce bunu fark edeceksiniz. Bunun fark edilmemesinin sebebi de kadın primciliği yapan sol gerici gruplar. Biz bu gruplara neden sol gerici diyorduk? Biliyorsunuz değil mi? Çünkü çözüm üretme amacı gütmezler. Maksat onlar gündeme gelsin. Maksat kendi istedikleri fikirlerini dayatabilsinler. Kendi kendilerini haklı çıkartsınlar. Önemli olan o. Çözüm, çözüm önemli değil. Eğer çözüm istiyor olsalardı, diğer daha önce bahsettiğimiz kadın hakları ya da cinsiyet eşitliği gruplarının yaptığı gibi bu haberleri de göz önüne getirirlerdi. O gruplara teşekkür ediyorum bu haberleri göz önüne getirdiğiniz için. Sizler gerçekten çözüm arayan kişilersiniz. Hashtag açarak, erkek terörü diyerek, cinayetlerin bazılarını örtbas edip, göstermeyip, bazılarını sadece konuşarak çözüme ulaşılmayacağını bu kişiler de biliyor. Ama yapmaya devam ediyorlar. Neden? Çünkü çözüm umurlarında değil. Özellikle eski sevgilileri yüzünden çok büyük sıkıntı yaşayan erkek arkadaşlar var. Bu kişilerin başlarına bela olduğu. Şu cinayet haberlerini okuduğum zaman verilecek tek tepki şu olacak. İşte o da yapmasaymış. O da eski sevgilisiyle telefonda hala konuşmasaymış. Hak etmiş. Ama Haluk Levent çıkıp biraz sorumluluk alın dediği zaman biraz sorumluluk alın. Kendi sorumluluğunuzu biraz alın. Çok şey istemiyorum. En azından göstere göstere çomar olan. En azından şiddet uyguladığı belli olan insanlara bari gitmeyin. Bile dediği zaman ne demek sorumluluk alalım? Ne demek istiyorsun sen? Aradaki fark bu. Erkekler mağdur sayılabilecek kadar ses çıkartamıyor. Mağdur sayılabilecek kadar çok değil. Erkek hakları dernekleri var bildiğim kadarıyla ama gündeme de gelmiyor. Tabii ki kimse de fonlamıyor bunları. Çünkü fonlayıp ne yapacaklar bir getirileri olmaz. Üstüne üstlük bu tür sorunlar yaşayan erkeklerle bir de dalga geçiyorlar. Sevgilisinden dayak yiyince. Kafasında vazo kırılıyor. O da gidiyor bir tane yumruk atıyor. Diyorlar ki kafanda vazo kırıldıysa illa vurmam mı lazım? E o zaman biz bireyiz demeyin. Bu lafı söyleyen biz bireyiz demesin. Veya eşitlikten bahsetmesin yani. Ya da kadın konuştuğu zaman koskoca kadın yalan mı söyleyecek deyip erkek şiddete uğradığını söylediği zaman durun bakalım ortada %100 kanıt yok iftira atıyordur. Bir erkek neden iftira atsın? Bir erkek neden iftira atıp kendini küçük duruma düşürsün? Bir erkek neden şiddete uğradığını söyleyip dalga malzemesi olsun? Gerçekten sevgilisinin kötülüğünü istiyorsa böyle bir şey yapar mı bir erkek? Sevgilim beni dövdü diyeyim de millet benimle biraz dalga geçsin. O ne diyor da ooo sen neymişsin be abi falan yazsınlar böyle. Ondan sonra da diyorlar ki neden erkek intiharı daha fazla? Erkeklerin güç sahibi olduğunu görüyor insanlar ama erkeklerin çok daha fazla sorumluluk altında olduğunu görmüyorlar. Şimdiye kadar okuduğumuz haberlerin cinsiyetlerini değiştirerek bir okumayı deneyin. Karısı Bülent Emrah Parlaka hakarete varan eleştirilerde bulunuyordu. Karısı Bülent Emrah Parlaka ekonomik şiddet uyguluyordu. Ekonomik baskı yapıyordu. Kendisine şiddet tehdidinde bulundu. Böyle bir haber olsa herkes güler buna. Herkes dalga geçer. Çünkü erkeğin zayıf olmaya hakkı yok. Erkeğin zayıf olmaya hakkı yok. İşte bu yüzden erkekler çok daha fazla intihar ediyor. Zayıf olma hakkı yok erkeğin. Biraz iyi niyetli birisin, biraz yumuşak başlı birisin. Hem diğer erkekler tarafından hem de kötü niyetli kadınlar tarafından paramparça ediliyor bu erkek. Paramparça edildiği yetmiyormuş gibi üstüne derdini de anlatamıyor. Bunları anlattığı zaman insanlar bir de dalga geçiyor üstüne. Hem millet yorumlarda dalga geçiyor, hem internet sitelerinde bile "Oo, sen neymişsin be abi?" falan diyorlar. Kendisine haber sitesi diyen siteler bile dalgaya alıyor işi. Ne yapacak erkek? Ne yapacak abi? Bununla da bitmiyor ki. Ondan sonra Allah'ın çomarı alfa erkek olduğu için daha cazip erkek olduğu için Allah'ın çomarı daha rahat sevgili bulabiliyor. Sonra o bulduğu sevgilileri çomar olduğu için tartaklıyor. Bazı durumlarda öldürüyor. Bu olaylar yaşandığı zaman ondan sonra gidiyorsunuz gene o erkeğe atarlanıyorsunuz. Erkek terörü diye, erkek şiddeti diye. İnsanlar şunu anlayamıyor ki. Her erkek güçlü, kaslı, karateci, kung fucu, kickboksçu değil. Hatta istese bile birlikte olduğu kadını dövebilecek fiziksel kapasiteye bile sahip değil. Dayak yese bunu söyleyecek hakka da sahip değil. Çünkü herkes o diyecek. Başka bir çomar şiddet uyguladığı zaman gene suçlu bu eleman. Bu eleman ne yapsın? Söyleyebileceği, dert yanabileceği hiç kimsesi yok. Bunun üstüne iş bulmak zorunda olması. Şöyle bir şey deme lüksü yok. Ya zengin biriyle evlenirim şimdi. Ondan sonra evlendikten sonra da yavaş yavaş bakarız. İşte güzel bir iş varsa falan. Böyle bir şansı yok. Beyli bir yaşa gelince iş bulmak zorunda. Kendi geçimini sağlayabilmek zorunda. Evlenirse eğer ailesinin geçimini sağlamak onun zorunluluğu. Evet erkekler toplumda güçlü olan taraf. inisiyatifi olan taraf. Ama bu da işte beraberinde birçok sıkıntıyı getiriyor. Yani say say bitmez. LGBT'de bile erkek eğer gayse çok daha büyük sıkıntı erkek için. İbne diye küfür var. Lezbiyen diye küfür var mı? Yani olayın özeti şu. Her erkek güçlü olmak zorunda. Güçlü olmayanlar vahşi hayvanlara terk ediliyor. Daha güçlü olan erkeklere terk ediliyor. Maalesef birçok erkek de yapısı gereği güçlü değil. Karakter olarak, fiziksel olarak, irade olarak vesaire yapısı olarak güçlü değil. O insanların da hiçbir şansı yok. Hiçbir şansı yok yani. Hiçbir dayanakları, hiçbir şeyleri yok. Ekşiye koşmadan önce bizim mahalledeki bir anlatır gibi son kez anlatayım. Kadınların da farklı tür sorunlarının olduğunu biliyorum. Bunun farkındayım. Ama toplum erkek egemen olduğu için her şey erkeğe çok rahat ifadesi yanlış bir ifade ve bunu ben sürekli görüyorum. Benim söylemeye çalıştığım bu. Bu olayın tek taraflı anlatılması üzüyor beni. Yani birçok yerde şunu görüyorum mesela iş yerine kadınlığımı ön plana çıkaran kıyafetlerle gidemiyorum. İşte dekolteyle mini etekle falan gidemiyorum çünkü hem ayıplıyorlar hem de erkekler sözleriyle, bakışlarıyla taciz ediyor. İyi güzel de erkekler erkekliklerini ön plana çıkaran kıyafetlerle gidiyor mu? Slip mayoyla işe giden erkek gördün mü sen? Ya da penis dekoltesiyle. Side penis. Ön taraftan böyle don kapalı. Yanlardan gözüküyor. Side penis dekoltesiyle işe giden birini gördün mü? Gördüysen eyvallah. Yani senin iş yerinde erkekler side penis dekoltesiyle işe gidebiliyorsa bir tek kadınlar dekolteyle ya da kadınlıklarını ön plan çıkaran ne demekse kadınlıklarını ön plan çıkaran kıyafet ne demek onu da bilmiyorum da bunlarla gidemiyorsa o zaman eyvallah. Ya da Patronların kadına tacizleri anlatılır. Doğru. Vardır böyle bir şey. Buna da işte erkeğin sapıklığı falan denir. Ama birçok kadının az önce söyledikleri o kadınlığını ön plana çıkaran halleri sayesinde diğer erkeklerin üstüne basıp yükseldiği gerçeğini. Maalesef bu bir gerçek. Bu gerçek hakkında konuşulmaz. Başka bir deyişle bir tane çomar müdür var diyelim. Bir kişi. Haksızlığa uğrayan belki 10 tane erkek var. 10 tane erkekten bahsedilmez. Bir tane çomar müdür yüzünden erkek sapıklığı erkek dörürü denir